Evet, iyi akşamlar herkese. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak düzenlemiş olduğumuz, altıncısını düzenlemiş olduğumuz hukuk webinarına hoş geldiniz. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz ve konumuz var. Türk İslam hukuk tarihinde önemli hizmetler ifa etmiş, sosyal, kültürel, ekonomik hayatla ilgili önemli rollere sahip olan hem dini hem hukuki hem de sosyal bir kurum olan vakıflar konusunu işleyeceğiz. Ve bu konuda oldukça yetkin değerli hocamız Sayın Doçent Doktor Ahmet Akman hocam konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kısaca hocamla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ya öğrencilerimiz tanıyor tabii ama az çok özgeçmişiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hocam Konya Sarayönü'nde doğmuş. Evli iki çocuk babası. Konya'da ilk ve orta öğrenimini görmüş. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış. Yurt dışında Arapça ve İngilizce üzerine dil eğitimi almış. 1986 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak, 1989 yılında Başbakanlık uzmanı olarak görev almış. Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğini yapmış. Devlet memurluğundan ayrılarak daha sonra İttifak Holding'de yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı yapmış. Sonrasında Mevlana Kalkınma Ajansı'nda genel sekreter olarak 2009-2017 yılında görev yapmış. Ve sonrasında da fakültemizin değerli bir öğretim üyesi olarak bizlerin yanında yer alıyor. Hocam aynı zamanda yakın bir zamanda Vakıflar Meclisi üyesi seçildi. Bu açıdan da tebrik ediyoruz hocamızı. Teşekkürler. Vakıflarla ilgili birçok yazılmış kitabı ve makaleleri bulunmakta ve dolayısıyla vakıflar konusunda bize kıymetli bilgiler vereceğini biliyoruz. Şimdi hocam öncelikle olaya en başından, girişinden başlayalım. Vakıfların tarihi süreç içinde ortaya çıkmaları, ilk örnekleri ve temelleri ile ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden? İnşallah hocam, teşekkür ediyorum. Herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Benim bu vakıflar konusuna girmem, bu alanda öncelikle kendimi bilgi sahibi yapmam esnasında bir söze rastladım. O sözle başlamak istiyorum. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'ndeki vakıfların durumunu bize anlatıyor. Çok hoşuma gider. Osmanlı İmparatorluğu devrinde pek büyük bir inkişafa mazhar olan vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir yerde doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf mallardan yer ve içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf bir medresede hocalık eder, vakıf idaresinden ücretini alır ve öldüğü zaman kendisi vakıf bir tabuta konur, vakıf bir mezarlığa gömülür. Yani bunu okuduğum zaman ben yani Osmanlı döneminde özellikle vakıfların ne büyük bir gelişmelere düçar olduğunu, ne yol açtığını, hangi altyapıya sahip olduğunu ben şahsen daha iyi öğrenmiş bulunuyorum. Yani hayatın her safhasında vakıflarla ilgili bir insanın beşikten mezara kadar rastlaması mümkün. Şimdi tabii vakıflar, özellikle bizim vakıflarımız, yani vakıfların İslam'dan önceki temelleri hakkında da çeşitli teoriler var. Mesela işte Fuat Köprülü'den bu konuda belki bazı şeyler söylenebilir. Yani dini inanışlar temelli, özellikle mabetlerin etrafındaki bir takım insanların geçimi için, onların bir takım tedarikleri için insanlar bağışlarda bulunmuş mabetlere yönelik, iyilik düşünen insanlar her dönemde, her dinde bu tip düşüncelere, bu tip iyilik düşüncelerine rastlanmış. Ama tabii vakıf dediğimiz zaman bizim kendi kültürümüze ait bir durumlu bir penceresinin olduğunu esasen düşünmemiz gerekiyor. Mesela bu anlamda İmam Şafii der ki, yani bu bizim konuştuğumuz vakıf sadece Müslümanlara ait bir vakıf. Diğer vakıflar konusuyla alakalı çok fazla bir şey söylemez. Özellikle yani İslam'ın getirmiş olduğu bir bakış açısı var. Zaten
mesela Peygamber Efendimiz devrinden itibaren vakıflara rastlamak mümkün. Mesela Kur'an-ı Kerim'den doğrudan somut bir vakıfla ilgili ayet ifade edilmez genellikle. Böyle iyilikle ve yardımlaşmayla ilgili ayetler var. Muhtaç olanlara, fakirlere yardım etmenin teşvik edilmesine ilişkin mesela. Ama bir tane ayet var ki genellikle vakfiyelerde bu yer alıyor. Bugün bu bizim için de aslında oldukça önemli olması gerekiyor. Mesela sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Bu genelde hani biraz daha şey yapmış olalım, işin biraz müddesinde yapmış olalım. Biz günümüzde sevdiğimiz şeylerden mi vakıf yapıyoruz? Ya da zekat veriyoruz ya da sadaka veriyoruz. Yani bunu düşünmemizde fayda var. Hatta bizim şeyimize geçmiş, zekat keçisi falan derler. Böyle şey vardır. Yani çok fazla bunun üzerinde belki duranlar vardır. Onlara ne mutlu. Yani onlara söyleyeceğimiz bir şey yok ama demek ki çok sevdiğimiz şeyleri vermeyi bilmemiz gerekiyor. Bu vakıfta bu var. Mesela Hazreti Ömer'in ilk vakfeden olduğu rivayetlerde. Acaba Hazreti Peygamber Efendimiz mi yahut Hazreti Ömer mi, bu konuda biraz şey var. Yani doktrinde görüş ayrımı var. Ama diyelim ki Hazreti Ömer olduğunu düşünelim ama Peygamber Efendimiz'e gelerek Hayber'den sonra diyor ki ben hayatımda bu kadar güzel bağ bahçe görmedim. Yani cennet gibi neredeyse. Ben ne yapayım bunu? Yani bu konuda bana ne dersin? Peygamber Efendimiz de diyor ki aslını hapset. İşte hapis kelimesi falan da vakit adı yerine kullanılır. Aslını hapset, menfaatini infak et. Yani menfaatini onun işte hayra harca şeklinde. Aslında ilk vaktin örneklerinden bunu saymak mümkün. Yani Hazreti Ömer'de böyle ilk örnekliğini aslında görüyoruz. Peygamber Efendimiz'e de görüyoruz. Ama ondan sonra mesela şöyle iddialı laflar vardır. Hiçbir sahabe yoktur ki vakıf yapmamış olsun. Gerçekten bu bazen iddialıdır ama kültürlerin oluşumunda hani herkes için değil ama hatta Osmanlı için de bu söylenir. Çok mesela üstad ağızlardan bu söylenir. Denir ki Osmanlı'da hali vakti yerinde olan gücü yeten vakıf yapar. Gücü yetmeyen medrese veya cami tamir eder. Daha da gücü yetmeyen çeşme yaptırır. Yani Osmanlı'da bu üçüyle uğraşmamış, bu üçüne girmemiş kimse olmadığı söylenir. Yani biraz iddialılık vardır tabii yani bunlarda ama sonuçta şeyi görüyoruz. Yani Hazreti Peygamber devrinden itibaren yani biz bunun örneklerini çok çokça görüyoruz. Mesela Hazreti Ömer'in vakfının mütevellisi Hazreti Hafsa'dır, bir kadındır mesela. Yani bu yani önemli. İlk mütevelliyi kadın olarak tespit etmemizde fayda var. Demek ki ilk vakıf yönü. Yani Hazreti Ömer de bilmiş zaten bu yöneticilik yani kadınlarda bakalım hep söyler zaten. Duyarız kendisinden. Evet. Evet. Yani bu buradan başlayarak aslında daha sonra tabii şey de var. Bu fetihlerle birlikte yani Hazreti Ömer devrinden itibaren yabancı kültürlerle Müslüman dünyanın tanışması söz konusu olmuş. Yani işte Bizans'ın, Sasanilerin olduğu yerde işte Mısır'a gidilmiş. Değil mi? Buralarda da bir takım kültürel etkileşimlerin olmadığını hani çok söylemek de mümkün değil. Bu tip yerlerde kültür alışverişinde bulunuyor. Ama sonuçta ne artmış? Refah artmış. Yani belli bir yani insanların gelir seviyesi artmış. Ve o gelir seviyesinin artması sebebiyle de esasen şunu görüyoruz. Yani artık insanların hayırda yarıştığını görüyoruz. Zaten bir yarış varsa İslam'da aslında hani hiçbir şey yoktur söyleyemezsiniz ama hayırda yarışmak vardır. Yani bunun dışında bir şeyde yarışmak aslında söz konusu değildir. Evet hocam. Yani bu başlangıçtan itibaren bunun umdelerini bizim görmemiz mümkün. Evet. Tabii devam eden dönemde yani işte o kadar Emevilerde, Abbasilerde, Beyliklerde ve nihayet Selçuklularda yani Anadolu Selçuklularında bir şey keşfedilmiş. Şehirlerin oluşumu ve şehirler ve medreseler. Şimdi aslında tabii gelişen kültürel yapı özellikle bir kültürü yere yaymak için bir etrafını tahkim etmek için mutlaka ilme sahip olmanız gerekiyor.
Mesela işte nizamiye mahkemelerinin temelinde aslında bir vakıf yatıyor. Ya mesela şöyle bir tartışmalar var. Vakıf İslam'da dini bir temalı, dini ağırlıklıdır. Ama şöyle bir yani nereden baksak sanki bütün envanteri ortaya koysak yani daha çok şey söyleriz. Yani işte medreseleri söyleriz. Daha çok işte kervansarayları, imareti söyleriz. Söyleriz. Yani şey var. Aslında bunların gerisinde de belki dini emir tabii ki var. Bir özellikle bizim vakıf kültürümüzde kurbet diye bir anlayış var. Yani alıyı kısmen entegre etmek mümkün olsa hani çok vakıflardan günümüzde de çok güzel istifade edilebilir diye düşünüyorum. Mesela Osmanlı'dan günümüze kalmış vakıfların sayısının 60 binlere ulaştığını bu vakıflar meclisi üyeliğine seçimler hasebiyle toplantıda buna rastladım. 35 bin geçiyordu kitaplarda. 50 bin vakıf ediliyordu. Nihayet 60 bine yaklaşmış. Evet. Bu anlama geliyor ama işte özellikle bu Cumhuriyet'ten sonraki vakıfların şöyle bir durumu oldu tabii. Belki siz de çok iyi bilirsiniz. İşte 1926'da Medeni Kanun'da vakıfa vakıf demedik. Vakıfa tesis bu. Vakıfa tesis deyince bu konu biraz eleştiriliyor da tabii. Bizim kültür hayatımızda, kültür kodlarımızdaki lerle uyuşmadı, örtüşmedi. 1926'dan 67'deki 903 sayılı kanunla değişiklik yapılıncaya kadar 200 civarında tesis kuruldu. Yani ondan sonra 67'de tekrar vakıf kelimesi kullanıldığı için biraz sayının bugünlerde 4000'lere ulaştı. 5000'ler ama bunun tabii 1000 tanesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfı. Yani 5000 civarında bir yeni vakıf. Demek ki yani bizim medeniyetimizden, Hazreti Peygamberimizden itibaren başlayan sahabenin bolca yapmış olduğu ve daha sonra kurumsallaştığı ve hukuki altyapısının oluşturduğu. Şimdi hiç 3. yüzyılda bunun mesela fıkıh kitaplarına, İslam kitaplarına bakarsanız işte vakıf babları görürsünüz. Ama müstakil monopolik başlamış. Mesela işte Hasan'ın vardır. Böyle bir Hilalur Rey diye birisi vardır. Onun da vardır. Yani iki tane çok temel özellikle Hicri 3 ve 4. asırlarda yazılmış ahkamul evkaflar vardır. Müstakil yani vakıflarla ilgili hukuki A'dan Z'ye bütün meselelerin müzakere edildiği müstakil monografik çalışmalar var. Ama yine İslam hukuk kitaplarında ayrıca çeşitli bablar olarak tanzim edilmiş. Yani vakıf sadakadan farklıdır. Nedir sadakadan farkı? Çünkü arkasında ciddi bir hukuk, yani hukuk bunu desteklemiş, bunu beslemiş. Yani hukuk, o mesela işte Hassaf'ın ahkamul evkafını bir bakacak olursak, yani son derece insanın hayatının her türlü girip yanıyla ilgili vakıfların o ilişkilerini bir hukukçu titizliğiyle çözmeye çalışmış. Daha sonra mesela Trablusi diye bir Muayene Hukuki'nin yazarı Trablusi var. O da bu iki kitabı özetleyerek nihayet bir Ahkamul Evkaf yazmış. Ama daha sonra monografik çalışmalar aslında biraz inkıtaya uğramış. Yani yine kitaplarında olmakla birlikte yine biz Tanzimat'tan sonra bu konuda böyle monografik kod çalışmaları gibi yapılan çalışmalara mesela Ömer Hilmi Efendi'nin Ahkamul Evkaf, İthaful Ahkaf, Ahlaf fi Ahkamul Evkaf isimli kitabı var. Yani bir kanun kodu 485 madde civarında. Ondan sonra mesela bir 30-35 yıl sonra bildiğimiz Mecelle Şarihlerinden Ali Haydar Efendi'nin yine Tertib-i Sünuf diye bir kitabı var. O da yine böyle mecelle kadar falan uzun, yani 1800 maddeler falan civarında, şeyden biraz geniş Ömer Hilmi Efendi'nin. O da vakıfları aşağı yukarı bütün vakıfatını bir bunlar kanunlaşmamış ama mahkemelerde bir şekilde el altında bir kitap olarak bunlar bulunmuş. Bugün bile mesela ben işte diyelim ki bilir kişilik falan bazen yaptığım zaman görüyorum bu Ömer Hilmi Efendi'nin kitap ahkam kitabına atıfta bulunuyor. Çünkü şöyle söylemek lazım.
bizim bu eski dönem vakıfların hukuku Osmanlı hukukuna dayanmış. Tabii. Yani 1926'daki tatbikat kanunundan bu şeyini alıyor. Yani o dönemde tartışılmış. Yeni vakıflara yeni medeni kanun uygulansın ama eski vakıflara ne uygulansın? Eski vakıflara eski kanun. Onun için bir tatbikat kanunu çıkması gerekir diye düşünülmüş. Ve hatta bunun içinde İsviçre'den de bir hukukçu profesör getirmiş. Profesör Lehmann diye birisi. 1929'da aşağı yukarı epeyce çalışmış. Mesela ticaretini muhafaza edin demiş Lehmann. Ama 1935 tarihli özellikle 2762 sayılı kanun eski vakıfları düzenleyen bir kanun. 1935 tarihli kanun. Yani 26'dan 35'e kadar eski vakıfların durumu bütçe kanunlarındaki hükümlerle yönetilmiş. Ama o bahsedilen medeni kanun çerçevesinde bahsedilen tatbikat kanunu çıkarılmış ve 1935'te bir kanun çıkarılmış. Bu artık eski vakıfları yeni cumhuriyet döneminde hangi esaslara tabi olacaksa biz bunun izlerini orada görüyoruz. Oradaki mesela 40. maddeye bakın. Çünkü bir olay ne zaman vuku bulduysa o vuku olduğu dönemin olayı bulunmuş şeklinde söylüyor. Onun için 2762 bir hayli şey önemli. Beklenmiş ama epeyce. Keşke mesela şey kabul edilseydi Lime'nin önerisi. İcaretin vakıfları muhafaza etseydi. Ali Himmet Berkin'in şöyle bir eleştirisi var. Siz de bilirsiniz. Şimdi taviz bedelleri var diye konuşulur ya. Taviz evet. Bedelleri bir vakıf var. İlgili mutasarrıflarına mülk olarak verilmiş. Evet. Peki bedel olarak ne alınmış? 20 yıllık kira bedeli. Ama 20 yıllık kira bedeli cüz'i küçük. Niye küçük? İcari müeccele dediğimiz bir şey var icare deyince. Müeccele değil. O, evet. O, ödeme. Küçük küçük ödeme. Ali Himmet belki diyor ki 230 bin tane vakıf taşınmazı icare deyince peşkeş çekmiş. Yani ben söylemiyorum. Ali Himmet belki. Doğru. Biliniyor hocam zaten biliniyor. Yani evet. O dönemde vakıfların tasfiye süreci başladığı zaman icaretini, mukatalı vakıflar cüz'i evet, bedellerle evet. Devredildiğini biliyoruz. Yani 230 bin. Ben yani onu duyduğumda hakikaten çok şaşırmıştım. Yani şimdi de insanlar hani vakıf eserlerini korumamız lazım, evet. İşte el sürmememiz lazım falan gibi. Kültürümüzde hala var. İnsanlarımız hassas ama işte bir dönemde öyle bir durum olmuş. Niye? İnşallah. Olmuştur hocam sizce? Yani bu devam ettirilemez miydi? Hani bu eleştiri yapılıyor zaten. Hani tasfiye niye ediliyor vakıf? Bunun temel gayesi... Vallahi şöyle tabii şimdi vakıflarla ilgili tanzimattan sonra ben itibaren bazı eleştiriler var. Yani sadece yani şey dedi demeyelim. Yani hemen Cumhuriyet sonrasıyla ilgisi de yok doğrudan. Çünkü Osmanlı Devleti'nde bir şeyler 19. yüzyıl süresi içerisinde çok iyi dönüşüm başlıyor evet. Yani bir şeyler iyi gitmemeye başlıyor. Yani bir şeyler iyi gitmemeye başladığı dönemlerde yani bu işte bileşik kaplar gibidir. Bazı şeyler yani vakıflar da onlardan etkilenmiş. Yani vakıfların da sahipsiz kaldığı söylenir. Vakıfların bir kısım belki de ehil olmayan mütevelliler tarafından yağma edildiği söylenir. Vakıflarla ilgili çok son derece eleştirel bir atmosfer oluşmuş. Bu atmosferde yalnız şey de var. Batılı müsteşriklerin görüşleri de var. Yani şöyle de bir durum var. Şimdi mesela özellikle Cezayir'de ve Kuzey Afrika'da bizde de Osmanlı bakiyesi onlar yani bizde de evet. Özellikle Batılıların vakıfların bu hani satılamaz ve rehredilemez, verilemez, yani, dokunulamaz yapısı önemlidir. Aslında onların bunlara dokunmamasına sebebiyet vermiş. Ve Batılılar bu işten çok hoşnut olmamış. Yani Kuzey Afrika'da da mesela hoşnut olmamış. Yani bir yere kadar belki taşınmazlarla ilgili bazı şeyler satın almalar veya ele geçirmeler yapabiliyorlar. Ama vakıflara gelince vakıflar yine çok hassas. Yani aşırı bir hassasiyet var. Diyorlar ki ya bu vakıflar konusu ile ilgili eleştiren bunlardan birisi şu mesela. Bunu mesela Fuat Köprülü'de falan görebiliriz. Eleştiriyor o da şeyi eleştiriyor. Eleştirenleri. Ya diyor ki işte
şey olmuş. Yani malın tedavülünü, taşınmazların tedavülüne engel oluyor. Gayrimenkulü donuklaştırıyor. Bunlar aslında bir batılı yani, argüman. Yani değil mi? Donuklaştırıyor. Ama o dönem için mantıklı belki. Ya, o dönem için belki çok işe yaramış. Ha şöyle de bir şey olmuş. Hani mesela icaretenlerin bilirsiniz hani gerekçelerinden birisi de işte İstanbul'da bol miktarda yangın oluyor zaman zaman. Evet. Bunlardan bir harap kısmı ahşap gibi. Harap oluyor. Şimdi bir vakıf harap olunca geliri de harap olunca yani gelir getiremiyor artık. Gelir getiremeyince orayı hangi gelirle siz adam edeceksiniz? Bu tarihçi Mehmet Genç şöyle söylüyor. Çok onun görüşleri hoşuma giden. Osmanlı'da bu vakıflar konusunda iki tane icadı var diye mucit yani Osmanlı'da. Birisi bu icareteyn konusu. Evet. Yani icat etmişler. Gerçekten o dönem için hani hukuki açıdan çok önemli bir gelişme. İcareteyn'in mukatalı vakıflar. Evet. Yani vakıfın yaşamasını belki daha uzun süre devam etmesini de sağlamış bu uygulamalar. Ama tabii netice Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeler bu sonucu olumsuz kılmış tasfiye süreciyle birlikte. Şimdi hocam biraz da şuna girelim istiyorum. Hani devam edecek misiniz? Pardon hocam buyurun. Yok bu şeyde şunu söyleyeyim. Şimdi bu icareten konusu hani biraz dinleyenleri belki aydınlatmak adına söylüyorum. Şey olmuş. Hakikaten bir icat gibi. Ben de öyle katılıyorum. Bir başkasının da şeyde bu para vakıfları. Yani para vakıflarıyla. Evet o da. Yani, Osmanlı'da aynı başa baş yani kurulan normal para vakfı olmayan vakıflar ve para vakfı olan vakıflar konusu sonuçta sayısal olarak neredeyse eşit düzeye yaklaşmış. Bu icareteyn de tabii ortalıkta şey yok. Yani vakıf eser haram olmuş, gelir de getirmiyor. Onun amacı gerçekleşmiyor. En büyük kötülük budur. Vakıfta yani en büyük tahammül edilemeyecek şey vakfın amacını gerçekleştirememesi. Çünkü sürdürülebilirlik esas. Yoksa bir şurada mülkünüz var, dokunamıyorsunuz, edemiyorsunuz ve harap olmuş. Onun için ne yapmışlar? Demişler ki bir ikili bir icareten yani çift icareli, çift kiralı bir vakıf sistemi getirerek neredeyse o yerin mülk değerine eşit ilk bir parayı almışlar. Onu vakıf alıyor. Ve o orayı adam ediyor. Yani orayı yani tamamen kullanılıyor. Hani mülk değerine eşit bir miktar en azından alındığı için hani tavsiye ses. Yani mülk değerine eşit bir meblağ alınmış oluyor başta zaten. Daha sonra da cüzi miktarlarda ya yıllık çoğunlukla yıllık icari müecceleler alınıyor. Ki onun da sebebi biraz şey, Hanefi mezhebiyle ilgili olduğu da söylenir. Hanefi mezhebinde kiraların uzun süreli olması konusunda bazı çekinceler oluyor. Dolayısıyla mesela bir yıllık, üç yıllık, bir yıllık uzun bir yıl devam ediyor ama bir ara işte bu ziraat falan işletmeler için üç yıl olabileceği gibi bir düşünceyle ama 3 yılda şimdi siz mesela esnaf olsanız, esnaf tanıdığınız vardır. Bir yıllığına tutmazsınız. Çünkü orada daha geleceğinizi, çevrenizi oluşturacaksınız. İşte icareteyn onu da çözüyor. Zaman aşımını da çözüyor. Yani burada o icareyi müecceleler şeyi kesiyor. Çeşitli zaman aşım iddialarını falan da kesiyor. Yani aslında Mehmet Genç'in dediğini yani bir uzunca bir ara ele alsak böyle sanki şey gibi. Çok düşünülmüş üzerinde. Yani hukukçular düşünmüş, iktisatçılar düşünmüş, gerçekten. Falan sosyologlar düşünmüş gibi falan bir şey. Tabii şey döneminde özellikle yani yeni dönemde yani Osmanlı sonrası dönemde tasfiye süreci de bu cereyanın yani Osmanlı'nın tanzimattan sonraki kendi yani Osmanlılarda da böyle bir tasfiye ile ilgili süreçte. Mesela avarız vakıflarının çok önemli vakıflardır avarız vakıfları. Yani her mahallede var. Konya'da mesela işte neticede belki de 50'ye yakın avarız vakfı tespit ettik. Mahallelerle ilgili çalışan beyefendi var. Onun Konya mahalleleri isimli bir şey çıktı, çalışması çıktı. Her mahallede şey var. Bir veya iki avarız vakfı var. 1800'lerin ortalarında bunların mallarının bir kısmını şeye veriyorlar.
işte Maarif'e veriyorlar. Bir kısmını işte daha sonra belediyelere veriyorlar. 1930'larda belediye kanunu çıkınca Türkiye'de de avarız vakıflarını belediyeye veriyoruz. Avarız vakıflarının mallarını. En azından kamuya geçmiş. Burada bir sıkıntı yok gibi sanki. Ama şöyle, burada ben bazı gazeteler buldum. Babalık gazetesi. Milli Eğitim Bakanlığı ilanı var. Avarızdan kendisine geçmiş olan yerleri satıyor. Yani satıyor ama inşallah değerinden satılmıştır. Çünkü hani bu şeyler icareteylerin başına gelmiş şeyler gibi olmamıştır diye düşünüyorum. Yani düşük değerle gitmemiştir. En azından değerinden satılmıştır ama yani sonuçta bir tasfiye süreci. Evet hocam. Şimdi evet hocam. Şuradan devam edelim hocam birazcık da. Osmanlı'da biz siz de ifade ettiniz zaten. Gelişmiş bir vakıf kültürü, bir medeniyeti var. Niye acaba? Yani Osmanlı tabii ki İslam hukukunu uygulayan bir devlet olarak vakfa önem vermesi kaçınılmaz tabii ki ama özel bir sebebi de var mıydı acaba Osmanlı'nın bu kadar çok vakıf kurmasının, vakıf kültürünü geliştirmesinin özel bir sebebi var mıydı acaba? Yani ne iş yapıyordu bu vakıflar Osmanlı'da? Şimdi hocam bu sizin sorunuzdan şeyi hatırladım. Bu Sıddık Sami Onar'ın idare hukukçusu. Evet. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Avrupa kamu hizmeti diye bir şey bilmezken Osmanlı kamu hizmetini vakıflar yoluyla yapıyor. Şimdi tabii bu niye böyle aslında? Şimdi bütün Avrupa'daki devletlere falan da baksak, bize de baksak, devletin 19. yüzyıldan önce ilgilendiği kamu hizmeti diyebileceğimiz alanlar biraz sınırlı oluyor. İnsanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Tabii yani vakıfların savaş tedarikiyle ilgili top yapımını aklıma şu anda geldiği için söyleyeyim. Onun altyapısıyla ilgili de vakıflarımız var. Evet, çok ama ilginç. Yani devlet aslında biraz da kamu hizmetinin devlet tarafından şunların yapılmasıyla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. Bu Avrupa'da da çok farklı değil. Dolayısıyla ortada yapılması gereken insanlar ihtiyaç hissediyorlar. Yani bugün muhtarların yaptığı işi Avarız Vakfı mütevellisi yapıyor mahallelerde. Yani bir ihtiyaç var ve insanlar o ihtiyacı gidermenin bir yolunu kendi medeniyetlerinde, kendi kültürlerinde buluyorlar. Ve biz de Osmanlı'da bunu kendi medeniyetimiz, kendi bir vakıf medeniyeti de oluşturmuş. Yani Osmanlı için bir vakıf medeniyeti olduğu da söylenir. Ve medeniyeti içerisinde bu işin çözümünü bulmuş görünüyor. Şimdi dedim ya hani dini vakıflar, dini olmayan vakıflar şeklinde bir ayrım yapmak hani çok ne derece doğru bilmiyorum ama mesela irsadi vakıflardan bahsedelim. Bu irsadi vakıflar dediğimiz vakıflar sonuçta vakıfların biraz da türlerine bu anlamda belki evet. Olduk. Ama irsadi vakıflar diye bir vakıf türü üretmiş. Bu da kendi içerisinde geçerli olan olmayan diye ayrılıyor ama biz şimdi geçerli olmayan, geçerli olan için konuşmuş olalım irsadi vakfı. Beytül Mal'den karşılığı yani kamu hizmetine müstahak olan yere irsadi vakıf kurulabiliyor. Nereden kuruluyor? Mire arazi temelli. Evet. Yani mire arazinin aşer var, bilmem tam tasarruf hakkı var falan. Ya bir ya ikisi. Bunların bir nedir bunlar sonuçta? Bir karşılığı olan bir şey. Bu karşılığı olan şey vakıflaştırılıyor. Evet. Yine mire arazinin çıplak mülkiyetini devletin. Orada bir sorun yok. Ama bu ürettiği gelirler, mire arazi kaynaklı üretilen gelirler ne oluyor? Belli bir kamu hizmetini o yörede, o bölgede gidermiş oluyor. Dolayısıyla aslında devlet bu anlamda bir şeyden vazgeçerek kamu hizmetini yapmış oluyor. İşte 19. yüzyıldaki gelişmelerde artık bu işi kendisi yapması gerektiği gibi bir düşünceye sahip olduğu için bu konu vakıflar ziyade devlet bütçesini de giderek ilgilendirir hale gelmiş ama 19. yüzyılda bütün devletlerin işte sonuçta gitmişiz bir Birinci Dünya Savaşı'na kadar gitmişiz. Herkes sanki savaş hazırlığı yapıyor.
büyükler küçülüyor, bir takım milliyetçilik akımları çıkıyor, cereyanlar çıkıyor falan. Yani sonuçta normal zamanlarda yönetilen bir durum değil gibi görünüyor. Ama bu irsadi vakıflarda aslında mesela temeli yine daha öncesinde var temeli, ama Osmanlı bunu çok aşırı gelişti. Yani mesela Emevilerde görebiliriz. Mesela işte Emeviye Camii'nin etrafındaki bir takım köylerle ilgili işte caminin bir kamu hizmeti olduğu, ama cami tek başına cami değil. Bu eski dönemlerde biliyorsunuz bir külliye kavramı var. Evet. Şimdi külliye dediğimiz şey zaten külliye birçok şeyden oluşan, birçok bileşkeden oluşan bir şey. Yani tüme varmış bir şey. İçinde ne var? İçinde cami var. Cami zaten o şeyin, külliyenin baş aktörü. Ama etrafında medrese var. Etrafında imarathane var. Etrafında Sibyan Mektebi var. Etrafında yani hamam var. Yani orası 7-8 tane kamu hizmeti parçasından oluşan bir ünite. Zaten mesela Fatih İstanbul'u fethettikten sonra şu çok her yerde söyleniyor. İşte vezirlerini çağırıyor ve diyor ki ya her biriniz gideceksiniz İstanbul'un bir köşesinde külliyeler kuracaksınız. Yani mesela bunun işte o 7 şey oluşuyor vesaire falan derler ya, bu külliyelerden müteşekkil bir şehir oluşturuyor. Yani vakıf düşüncesi ve şehir oluşturuyor Fatih mesela. Yani bu çok müthiş bir şey. Ama tabii Osmanlı'daki sistemi de önemli burada. Askeri sistem reaya şimdi tabii askeri sistem içerisinde bürokratlar da var, askerler de var falan. Ama biraz gelirleri çalıştıkları dönemde iyi. Tabii bazı eleştiriler var, mesela onu atladık. Hani insanlar niye vakıf yapıyor? Müsaadeleden korunmak için falan gibi bir takım eleştiriler de olmuş. Evet. Biraz vezirler vesaire deniliyor. Evet. Deniliyor ama aynı zamanda müsaadeye muhatap olacak kişilerin hür hayri vakıf yaptıkları da var. Yani sadece daha, yani sanki hepsi aile vakfı, zürri vakıf falan yapmış değil işin doğrusu. Ama yani şöyle bir durum söz konusu. Devlet demek ki insanları sahih vakıf, hani dediğimiz şey nedir? Kişinin kendi mülkünü çıplak niyetini ve menfaatini bir kamu hizmetine tahsis etmesi. Hatta işte bununla ilgili bir takım tanılar yapıyor. Mesela ben Ömer Hilmi'nin uzunca bir tanımı var. İşte mülkiyeti Allah'a ait olmak üzere. Menfaati ve kullarına vermektir. Zaten kişiler, kendi sahip oldukları sivil kişiler kendi mülkleriyle ilgili bolca vakıf yapmışlar. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ama daha çok büyük kamu hizmeti diyeceğimiz şeylerin tabii gelir istiyor. Bir de kazanç istiyor, servet birikimi istiyor. Bu servet birikimine sahip olan kesim biraz da askeri kesim. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Yani özellikle Osmanlı'da emekli olan bir askeri kesim. Askeri kesim değil, sadece asker değil. Yani bürokrat ve asker, yani hep bir şey, reaya olmayan şeklinde anlamak lazım. Bu askeri kesim emekli olunca maaşları, yani gelirleri neredeyse onda bire düşüyor. Yani bayağı keskin düşüş var ama çalıştıkları dönemde güzel kazançları var. Ama bu insanlar bu kazançlarının önemli bir kısmını servet birikimlerini vakfa aktarmışlar. Yani bunun neredeyse hiç istisnası yok. Yani o kadar ki hatta mesela bu tip bir durumda vakfı olmayan birisi ayıplanır hale geliyor. Yani hepsi aile vakfı değil diyorsun hocam. Doğru mu? Tabii aile vakfı değil bunların hepsi. Özellikle hayri vakıflar olarak da bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Yani demek ki sahih vakıflar var. Bu sahih vakıflarla ilgili özellikle insanlarımız zaten dini bir gayret içerisinde yapmak istedikler. O kadar çok çeşitlidir ki. Yani ben dinleyenlere de şunu tavsiye etmek istiyorum. Bu Vakıflar Genel Müdürlüğü bir şey yayınlamış. PDF'i var. Tarihte ilginç vakıflar. O kadar güzel ki, yani mutlaka bakılması lazım. Hocam, yani, ekrana
Arkadaşlar görsünler. Tamam, online göstereyim. Şöyle bak göstereyim. Bunun PDF'i var. Tarihte ilginç baktılar. Bu tabii ters okunuyor ama. Okuyacağım şu anda. Bak buradan birkaç tane şey. Bu sivil vakıflar daha çok böyle. Hani bu irsadi değil bunlar. Bunların gerisinde biraz daha şey var. Bu sahih vakıflar var. Güzel yazı öğreten vakıf. Hastalara ilaç yapan vakıf. Sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf. Evlendirme vakıfları. Kızlara çeyiz hazırlayan vakıf. Duvar yazılarını silen vakıf. Şuna bak. Duvar yazılarını silen vakıf. Bulaşıcı hastalıkların tedavi vakıf. Sıcak pide dağıtan vakıf. Ya o kadar liste o kadar uzun ki yani ben hani olmasın diye bunu PDF olduğu için tavsiye ediyorum. Bak yani birkaç sayfa listesi var. Hani içinde bu vakfiyesinden özetler var. Ama listesi bunun yani bu kitap sayfası da 3-4 sayfa tutuyor. Tarihte ilginç vakıflar diye. Ya şeyleri kuşları, göçmen kuşlarından yaralananların özellikle yaralarına bakmak için vakıf kurulmuş. Yani o kadar ilginç vakıflar var ki hani şey var yani kültür hayatımızda yardım yapmanın şeyi bir yöntemi. Sadakadan farkı var. Sadakadan farkı. Bu özellikle bak oraya başta atladık. Sadakayı cariye hadisi var. yani ne diyor peygamberin? Üç tane şey diyor. Kişi öldükten sonra kendisini yani sevaphanesine yazılır. Yani onun şeyi devam eder. Bunlardan birincisi sadaka-i cariye. Yani devam eden iyilik. Yani mesela birisi sadaka yapıyorsun. Öbürleri de işte kendisinden faydalanılan ilim ve evlat, hayırlı evlat. İkinci ve üçüncüsü. Ama birincisi sadaka-i cariye. Bu özellikle vakfiyelerde ilk söylediğim bir ayet vardı. Hani evet. Beğendiğiniz, hoşunuza giden şeylerden vakıf şey yapın, iyilik yapın diye. Bir de bu yaralı. Vakfiyelerde, sadaka-i cariye hadisi. Nedir sadaka-i cariye? Ya karşı devam eden, sürdürülebilir olan. Yardımlar. Teknik devam çıkmış. Kıyamete kadar devam edecek türden vakıflar kurulması. Artık bir defa mülkünü elinden çıkarıyorsun. Onu Allah'ın mülkü haline getiriyorsun. Zaten Allah'ın mülkü haline getirmek demek var ya, mesela Roma hukukundaki vakıflarla İslam hukukundaki vakıflar arasındaki en önemli farkın bu olduğu söylenir. Roma hukukundaki vakıflarda tüzel kişilik anlayışı olmadığı söylenir. İslam hukukundaki vakıflarda tüzel kişilik anlayışı olduğu söylenir. Tüzel kişilik anlayışı nereden? Tüzel kişilik anlayışı yakın dönemlerde ortaya çıkmış kavram olarak. Ama içerik olarak, maddi olarak bir şeyi Allah'ın mülkü yapmak diye kitaplarda şöyle söylüyor. Bu mecazi bir şey. Allah'ın mülkü olur mu bir şey? Yani kimsenin mülkü olmamak. Yani kimsenin mülkü olmamak da ne demek? Demek ki bir tüzel kişilik var ortada. O tüzel kişilik hatta mesela tüzel kişiliğin var olduğu konusunda şunlar vardır. Mesela birbirine katılan vakıflar var. O vakıf bu vakfa katılıyor. Yani birbirine hani şirketlerin birbirleriyle evlilik yapması gibi şeyi devam ediyor. Tüzel kişilik devam ediyor. Onun borcunu ayrı yapıyor. Bunun muhasebesini ayrı mesela kurumdaki vakıflarda adı konmamış. Bir anlamda, maddi anlamda bir tüzel kişinin olduğu hep söyleniyor. Bu sadaka-i cariye konusu da sürekli olan hayır. Sadaka birisine bir fakire kapımızın önünde bir para verdiniz. O anda yapıyorsunuz, bitiyor o. Fakat bu sadaka-i cariye, vakıf öyle değil. Vakıf sürekli her gün iyilik üretiyor. Her gün iyilik üretiyor. Onu kuran vakfeden ölüyor. Sonra o iyilik yapmaya devam ediyor. O ölenin hanesine o yazılıyor. Zaten bu Peygamberimizin vaadi. Dolayısıyla buna insanlar inanıyorlar, iman ediyorlar ve vakti de bu anlayışla kuruyorlar. Yani sadaka-i cariye burada çok önemli bir misyon teşkil ediyor. Bir de mesela şeyi aklıma geldi, onu söyleyeyim. Özellikle bu zürri vakıflar konusu vardır. Zürri vakıflar, evladi vakıflar. Evet. Burada da tartışmalar oluyor. Mesela ne oluyor?
Ya zürriye vakıf aslında vakıf mıdır, değil midir? Yani işte sen kendi aile efradının iyiliği için şey yapıyorsun. Yani malını vakfediyorsun. Acaba bu hayri vakıf sayılır mı? Bir de uygulamada şöyle oluyor ama uygulamadan önce şunu söyleyeyim. Buradan zürriye vakıfların temeli İmam Ebu Yusuf'un görüşüne dayanıyor. Evet, Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf da şöyle bir görüş. Şu gerekçeyle böyle bir görüş. Bir Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Akrabaya sadaka hem sadaka hem sıladır. Yani şimdi bir başkasına bir sadaka verdiğiniz zaman sadece sadakadır. Ama akrabaya sadaka verdiğiniz zaman hem sadaka hem sıladır. Buradan yola çıkıyor. Yani demek ki zaten şey yok mudur bizde? Ya işte zekatı verirken en yakından başlanır işte. Yani en yakın dediğimiz şeyi gözetmek. İnsanın kendi neslinin yokluğa düçar olmaması da bir hayır olarak telakki edilmiş. Ama uygulamada da şöyle olmuş. Uygulamada diyelim ki tek başına pür aile vakfı veya aile vakfı tabiri şimdi kullanılıyor. Ne diyelim? Evladi vakıf, zürri evet. Vakıf, pür zürri vakıf. Evladıma diyenler mi hocam? Şöyle. Zaten bu konuda da İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed arasında bir ihtilaf var ama yine İmam Yusuf'un görüşü tercih edilmiş. Hiç dememişse fakire, fukaraya gidecek. Neslinden kimse kalmayınca vakfedenin sonuçta şeye gidiyor, fukaraya gidiyor. İmam Muhammed demiş ki ya şey olması lazım, yani bunu yazsaydı olurdu. Hani neslinden kimse kalmaz ise o zaman fakire, fukaraya işte hayır işlerine gider. Ama İmam Yusuf ama netice olarak yani yazmasa da gider. Şeklinde. Dolayısıyla zaten şimdi bakıyoruz günümüzdeki bu mülhak vakıflara özellikle. Şey yok yani neslinden kimse kalmamış gibi görünüyor çoğunlukla ve sonuçta hayıra kalıyor. Dolayısıyla bir de %80 karma vakıf yapmışlar. Nasıl? Yani adam evladi vakıf yapmaya niyetlenmiş ama mahallenin fukarasını unutmamış. Evladi vakıf yapmaya niyetlenmiş ama mesela Mekke Medine fukarasını unutmamış. Onlara harameyn vakıfları diyoruz biz. Bizim insanımızda da biraz şey vardır. Mesela hani işte namazı cemaatle kılarsan 27 derece, Mekke'de Medine'de kılarsan şey yaparsan işte sadaka verirsen 700 derece biraz şey bakmışlar yani biraz fazla kazanalım demişler yani. Evet. Şey mesela adam burada vakıf kuruyor. Diyor ki benim kendi neslime İşte vakfı ne üretiyor? 100 lira üretiyor. 50 lirasını kendine sarıyor. Tamam 50 lirasını Mekke Medine fukarasına gönderiyor. Yani bu sonuçta karma bir vakıf, mix bir vakıf oluyor. Buna hani tek başına zürriye vakıf diyemiyoruz. Yani sonuçta hayri bir vakıf. Ama tek başına zürriye vakıf olduğunda da İmam Ebu Yusuf'un görüşü uygulanmış. Ve sonuçta şeye gidiyor. Fukaraya gidiyor. Neslinden kariz olursa diye şeylerde geçer. Nesli tükenirse, neslinden kimse kalmazsa şeye kalıyor. Yani fakir fukaraya kalıyor. Onun için bu yani evladi vakıflar konusu günümüzde yok biliyorsunuz. Günümüzde aile vakfı var. 300 Medeni Kanun 372 Medeni Kanunu'nda yine bir ailenin genel anlamda eğitimi ağırlıklı olmak üzere bir vakıf kurmak mümkün. Ama bunun Osmanlı'da örneğini gördüğümüz gibi hani evladıma yani nesilden nesile devam etmesi bugünkü sistemde yok. Yani medeni kanun sistemimizde yok. Belki bu konu yani her ne düşünüldüyse hani belki yeniden gözden geçirilebilir. Ama bugün de bir aile vakfı kavramı var. Yani bugün de medeni kanun düzenlediği İşte 101 ve devamında değil de ayrı bir maddede, şeyde de öyle, bu ilk medeni kanunda da ayrı bir maddede aile vakfı. Hatta nasıl olmuş biliyor musunuz? Bu 1926 medeni kanundaki o 70 küsur maddelerde vakfı düzenlemişiz, tesis demişiz. Aile vakfındaki vakfı unutmuşlar. Vakıf geçiyor orada. Şeyde o vakıf geçiyor. Kalmış, öyle mi?
Orada bakıp kaldım. Unutulmuş demek ki yani. Öyle bir şey olmuş. Olabilir. Ayrı bir maddede olunca. Evet, olabilir. Ayrı bir maddede olunca unutulmuş. Hocam biraz da para konusuna mı girsek? Nasıl hocam? Bu konuyu hani çok uzun, diğer konulara da geçelim istiyorum. Para vakıflarından da birazcık bahsedelim isterseniz. Yine evet. Çok yaygın olan bir vakıf türü. İnşallah. Evet. Nedir yani? Para vakıflarının amacı neydi? Niye kuruluyordu? Osmanlı... Ya şöyle. Evet. Bu sene ben bizim eski vakıflar hukuku öğrencilerine final ödevi olarak para vakıflarını verdim. Onlar da onu hazırlamışlar. Yani en azından o ekonomik bir bakış açısı, vakıfla ekonomik bakış açısını, finans bakış açısını birleştirsinler adına. Şimdi tabii bu mesele şeyden çıkıyor. Menkul vakıf olabilir. Ta oralardan çıkıyor. Yani hani ağırlıklı olarak taşınmaz, gayrimenkul olması gerektiği konusunda bir böyle genel kanaat olur. Kurucu unsurların bir tanesi taşınmaz olması. Taşınmaz olması gibi bir niye taşınmaz olması? Bu tebitten kaynaklanıyor. Yani süreklilikten, yani ebeylikten kaynaklanıyor. Taşınmaz ne olan? Hep insanımız niye eve yatırım yapar? Derler ki ya işte yanmaz, kokmaz, bulaşmaz. Yani insanımız taşınmazı sever. Yani hepimiz taşınmazı severiz. Şimdi tabii ama yine eski dönemlerden itibaren ya bazı menkullerde yapın. Mesela savaş atları, Hazreti Ömer döneminde 300 tane savaş atı kenarda vakıf olarak savaşa hazır halde tutulmak üzere bırakılmış. Mesela savaş aletleri, zırhtır vesairedir. Çünkü niye biliyor musunuz? Ya bir savaşa çıkılacak. Ya mesela bir anlatırlar hani peygamberimiz bir aliyet almış, zırh ödünç almış. Yani herkes de evin bir köşesinde işte mızrak, kılıç yani bir kısmı vardır ama bu savaş aletleriyle ilgili bir vakıf meselesini biz Hazreti Ömer'den itibaren görüyoruz. Zaten ödünç almalar da var. Onlar menkul ama yani sonuçta menkul. Şimdi bir doktrininde de şöyle bir şey gelişmiş. Yani özellikle İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed zaten belki onu söylemedik biz biliyorsun İmam Ebu Hanife vakfa biraz farklı bakıyor. Evet, tanımı bile farklı. Yani İmam Ebu Hanife diyor ki vakıfta yani vakfa İmam Ebu Hanife vakfa karşı değil. Vakfın bağlayıcı olmadığını düşünüyor. Evet. Aidiyet gibi değerlendiriyor. Mesela rücu edilebileceğini söylüyor. Ama kendi talebelerim öyle düşünmüyor. Evet. Rücu edilemeyeceğini, ne zamandan itibaren edilebilir, edilemez konusu biraz tartışılmış. İmam Ebu Yusuf vakaftu, yani vakfettim kelimesini dedikten sonra artık dönemiyor. İmam Muhammed'e göre mütevelliye mevkufu, yani vakfetini teslim ettikten sonra dönülemiyor. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vakıftan her zaman dönülebilir. Evet. Çünkü o vakfa bakışı biraz farklı. Ama Osmanlı'da da sonraki yani Hanefi mezhebinde de tercih edilen görüş İmameyn'in görüşü olmuş. Hocam o zaman dikkatli olmak gerek değil mi? Yani vakfettim kelimesini öyle... İmam Ebu Yusuf'a göre ağzından çıktı mı artık yani seni bağlar. Evet. Ama Osmanlı ne yapmış biliyor musun? Bak aklıma geldi. Bir yapay diyelim ona, bir duruşma öngörmüş. Razı duruşma değil mi hocam? İmam Ebu Hanife de aslında diyor ki ne zaman bağlayıcı olur? Mahkeme tescil ederse bağlayıcı olur. Evet. O da bağlayıcı evet. Bir de iki konuda, yani bir hayır vakfettin, mesela bir cami yeri vakfettin, ilk namaz kılınınca, bir mezar yeri vakfettin, ilk defin yapılınca bağlayıcı olur demiş. Ama diğerleri için genel olarak mahkeme tescil ederse, yani bir mahkeme kavramı şeyi var. Yani bir mahkeme, yani İmam Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemi düşünün, bir mahkeme ve tescil kavramı var. Onun evet. için Osmanlı şöyle yapmış. Üç imamı da gücendirmemek için. Ortaya. Önce vakfediyor.
götürüyor, diyor ki bir şeyi vakfediyor ve mütevelliye teslim ediyor. Sonra mütevelliye gidiyor, ben diyor vakıftan vazgeçtim, sen o vakfettiğimi bana geri ver. Veremem. Niye? İmam Ebu Yusuf'a göre artık sen onu vakfettin, ben de bunu aldım. Bu benim sorumluluğumda. Bu işi mahkeme çözer. Hadi mahkemeye gidelim. Ve mahkemeye gidiyorlar ve sonuçta hakikaten bir duruşma oluyor. Yani tarafları dinliyor, ediyor ve diyor ki böyle kararlar var. İşte her ne kadar İmam Ebu Hanife'ye göre vakıftan rücu etmek caizse, işte İmam Ebu Yusuf'a göre şöyle, İmam Muhammed'e göre teslimde vakıf olduğundan ben de bu tarafları dinledim. Vakfın tescil olduğuna karar veriyorum. Artık İmam Ebu Hanife'ye göre de bağlayıcı. Dolayısıyla herkese göre bağlayıcı bir vakıf kurma Osmanlı'nın, Osmanlı'nın icatlarından birisidir bu da. Yani böyle bir mahkeme olayı var ama bu menkul vakfı da biraz örfe itibar etmiş İmam Bey. Yani örfte oluyorsa oluyordur demiş. İşte sen mesela bir çiftlik o düşünün. Çiftlikte taşınmaz var ama içinde bir sürü de taşınır var. Dolayısıyla o gayrimenkule bağlı olan işte belki de hani mütemmim cüz diyebileceğimiz böyle kötü tabirde şeylerden, menkullerde vakıf olabilir. Yani baktım şeylerine menkul vakıflardan değil mi hocam? Nasıl? Ebu Hanife'nin Hanefi mezhebindeki gayrimenkul tanımı da farklı olduğu için hani gayrimenkul sadece toprak olarak düşünülüyor. Binalar, evler onlar tabii, olarak kabul ediliyor. Bir de tabii o tip ayrıntılar da var ama bu menkul konusunda özellikle İmamiyen ve para vakfı konusuna gelince İmam-ı Züfer. İmam-ı Züfer ona para vakfına müstakil olarak, münhasır olarak cevaz vermiş. Yani İmam Züfer de zaten biliyorsunuz işte İmam Ebu Hanife'nin dört tane talebesi var. Hasan bin Ziyad, Züfer ve İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Onlar biraz yaşlı İmam Züfer vermiş. Ama sonuçta Osmanlı'da bu Fatih döneminden itibaren bir para vakıfları kullanılmaya başlanmış. Aslında biraz belki daha öncesinde de bazı işaretler olduğu söyleniyor ama sonuçta yalnız işte Ebu Suud Efendi dönemine gelince biraz mesele doktrinde aşırı derecede insanlar belki fikirlerini birbirlerine şey yazarak böyle makaleler yazarak tenkit etmişler. Ve birkaç kısma yani bir aleyhinde olan bir görüşler ortaya çıkmış. Çivizade gibi mesela işte bazı şeyhülislamlar, bazı ulemanın para vakfına itirazlar var. Nedir o itirazlar? Yani sonuçta para vakfıyla ilgili temel itiraz onun bir faizi sebebiyet vermesiyle ilgili bir durum olduğunu ve menkul vakfıyla ilişkisini koparan bir görüş. Ama Ebu Suud Efendi özellikle kendi döneminde bunu padişaha da arz ederek bir ara bir dönem şeyden kanuni döneminde para vakıfları yasaklanmış. Sonra Ebu Suud Efendi şeye geçince Şeyhülislam olunca o yeniden bu meseleyi alevlendirerek bir de Bali Efendi var orada mütasavvuf. Özellikle o dönemde demek ki bir tekkelerin özellikle zaviyelerin de gelirleri var ve bu gelirlerini para vakfı yoluyla kullanıyorlar. Ama temel görüş bunun çok yaygın olması ve gerçekten toplumda hani ben biraz da daha önceki yaptığım yani tecrübelerden de biliyorum. Finansa erişmek zordur. Orta düzeydeki insanlar için. Yani geliri olan, servet biriktirmiş insanlar tamam bir şeye teşebbüs edecekleri zaman paraları vardır bulabilirler ama orta düzeyde. Osmanlı'da da ekonomik sistem biraz eşitlikçi bir sistem. İnsanları birbirinden koparmayan bir sistem. Yani birbirlerine yakın sayan bir sistem. Yani birisi alıp başını gidemiyor. Bu askeri kesim haricinde. Askeri kesim reaya için söylüyorum. Dolayısıyla bu sistem içerisinde paraya ihtiyaç var. Yani işte iş yeri açmak için paraya ihtiyaç var. Malzeme almak için yani her türlü paraya ihtiyaç var. Borç için de olabilir bu ama sonuçta ekonomik olarak para vakıflarının çok yaygın bir şekilde kullanıldığını
o dönemde biliyoruz. Değişik bu konuyla ilgili tartışmalar var. Ama ben yani bunu hani şeyde aramızda söyleyeyim. Bugün bu meseleyi yeniden gündeme getirse insanlar, yeniden Ebu Suud Efendi'nin dönemindeki gibi canlı bir şekilde tartışılır diye düşünüyorum. Yani 500 sene önce belki hocam. Aynı argümanlarla para vakfının caiz olmadığı ya da para vakfının şu sebeplerle caiz olduğu. Ha şunu da söylemek lazım. Caiz olmadığını söyleyenlerin görüşleri biraz daha teknik olarak daha doğruya yakın gibi görünüyor. Ama bir devletin idaresine geçtiğiniz zaman, bir grubun sorumluluğunu üstlendiğiniz zaman, bir ekonomiyi yönetmeye başladığınız zaman, demek ki işte zaruret prensibinden hareketle, başka prensiplerden hareketle, ihtiyaçtan hareketle, onun da menkul olduğunu ve işte paranın da aslında bir özelliğine çok halel getirmediğinden falan bahseden görüşlerle bunun cevazına gidilmiş. Ama dediğim gibi bugün tartışmayı yeniden başlatsam yeniden canlı bir şekilde tartışılır diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi ya aslında vakıf çeşitlerine girdik. Yani oradan mı devam edelim hocam yine? Mazbutla mülhak konusunda bir şeyler söyleyeyim. Hani insanlarımızın kulağı bunu duyar. Nedir bu mazbut vakıf, mülhak vakıf falan meselesi? Şimdi tabii Osmanlı'da 1826'ya gelinceye kadar, 1826'da ne oldu onu söyleyelim. Evkaf-ı Hümayun Nezareti kuruldu. Evet. Yani bir bakanlık kuruldu vakıflarla ilgili. Neydi sebebi bunun? Yani vakıflar çok dağılmıştı. Bu dağınıklığı yönetmek çok zordu. Bir sürü sorunlar vardı. İşte bazı müfettişlikler falan kuruldu ama kendisinden önce de Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nden önce de 12 tane falan müstakil Bab-ı Saade Nezareti bilmem falan, yani bir takım nezaretler kurulmuştu. Böyle Evkaf-ı Harameyn Nezareti gibi falan nezaretler vardı. Ama hiç olmayan, yani boşta olan da bir sürü vakıf vardı. Dolayısıyla vakıflar bir yönetilmeye ve denetilmeye ihtiyacı olan bir durumda olduğu hissedildi. Zaten 1826 hani 2. Mahmut dönemi bir sürü reform falan yapılıyor. Zaten 1826'da biliyorsunuz Yeniçerilerin kaldırıldığı yıl. Yani bir sürü bir şeyler yapılmış zaten. Bu dönemde de Evkaf-ı Hümayun Nezareti aslında kuruluyor. Ve Evkaf-ı Hümayun Nezareti kurulurken başlangıçta şöyle düşünüyor. Sadece padişah, vezir, hanım sultan vakıflarını alalım. Bunların adına da mazbut vakıf diyelim. Yani biz bunları kendimiz zapt etmişiz olarak, yani zapt etmek, mazbut hale getirmek şeklinde bunları biz yönetelim. Zaten bir yönetilmeye ihtiyaçları var bunlara. Çünkü mesela şöyle düşünün, padişahlar çok sayıda vakıf kuruyorlar. Ama mütevelli ki kendileri olduğu farazi olarak düşünülüyor. Ama başkası yönetiyor. Mütevelli kaim makamı onu yönetiyor. Ama başka birisini atıyorlar. Adam sadrazamını atıyor. Başka bir veziri onu yönetiyor ama sanki şeyde gerçek anlamda mütevelli padişah. Diğerine mütevelli kaim makamı. Bir yönetim kargaşası var. Evkaf-ı Hümayun Nezareti böylece kuruyor. Bir merkezileşme ihtiyacı hissediliyor o dönemde. Bu merkezileşmeyi sağlamak için vakıfların da sorunlarını çözecek. Vakıfların sorunlarını çözmek için, yani bugünkü teşkilatımız, biz vakıflar teşkilatı ta o zamana dayanıyor. Bir sürü vakıflar bölge müdürlükleri kuruluyor. Yani Anadolu'ya vakıflarla ilgili çok ciddi sayıda yapılanmalar meydana getiriliyor. Ve o bahsettiğim 12'ye yakın nezaretin hepsi şeyde birleşiyor zaman içerisinde. Hemen hepsi 1826'da olmuyor bunların. Ama şeyde oluyor işte, 1800 mesela Evkaf-ı Harameyn falan 1830'larda katılıyor şey Evkaf-ı Hümayun Nezaretine. Bunlara bir defa mazbut vakıflar deniyor. Bir de mülhak olup yöneticisi kalmamış olan vakıflar var. Yahut da Evkaf-ı Hümayun Nezaretinin kendisinin yönetmeyi istediği vakıflar var, müstesna vakıflar, yani çeşitli vakıflar var. Bunlardan kendisinin yönettiği vakıflara mazbut vakıf adı veriliyor. Bugün de bu vakıflardan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönettiği vakıflara mazbut vakıf adı veriyoruz. Oradan geliyor.
Ama bazı vakıflar yine mütevellileri vasıtasıyla yönetilir olmuş. Ama Evkaf-ı Hümayun nezaretinin denetiminde olmuş. Yönetiminde değil. Bunlara da mülhak vakıfını veriyoruz. Yani mütevellisi yönetiyor. Bugün de mülhak vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetiminde olan eski vakıflardan mülhak vakıflar bu vakıflar. Bunların sayısı giderek azalıyor. Şu anda kaç tane biliyor musunuz? 60 binden 275 civarında mülhak vakıf var. Çok fazla mülhak vakıf kalmamış. Bu mazbut vakıflardan da yani aile vakfı şeklinde olup mazbut vakıf haline geliyor. Mesela bir vakıf, mülhak vakıf 10 sene yöneticisiz kalırsa mazbut hale dönüştürüyor hemen. Dolayısıyla mazbut vakıfların sayısı neredeyse 60 bine yaklaşmış. Ama mülhak vakıfların sayısı şu anda işte 300'ün altında olarak görünüyor. Yani mülhak vakıfları kendi mütevellileri yönetiyor ve Vakıflar Genel Müdürlüğü denetliyor. O zaman da Evkaf-ı Hümayun Nezareti denetliyordu. Mazbut vakıfları Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiyor ve denetliyor. Onların tüzel kişilikleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tüzel kişiliği onları temsil ediyor. Bugün belki şunu söylemek lazım bizim hukuk öğrencilerine. Bu eski vakıflarla ilgili asli hukuk mahkemelerine şöyle davalar geliyor. Galle fazlası dediğimiz ya da tevliyet davaları. Bu mülhak vakıflar ya da mazbut vakıflardan neslini ispat edenler ne yapıyorlar? Dava açıyorlar. Diyorlar ki bu vakıfla ilgili benim gelir sahibi olmam lazım. Galle fazlası. Niye galle fazlası? Çünkü vakıflarda temel kural bir galle, yani gelir elde edilince onu şeye harcamak. İşte tamirine, tadiline, şuna buna bir fazlası olursa şeye veriliyor. İşte vakıf yararlanana veriyor. Dolayısıyla ona galle fazlası deniyor. Bugün mesela öyle davalar oluyor. Bu insan ne yapması gerekiyor? Mülhak ve intifalı mazbut vakıflardan dava açıyorlar. Ve diyor ki işte benim neslim işte 17. yüzyıldaki Hacı İbrahim Ağa'ya dayanıyor. Vakıf kurucusu, vakıf olan Hacı. Nasıl ispat ediyor onu? Onu ispat etmesi gerekiyor. İşte bunun bir takım nüfus müdürlükleriyle falan yazışılıyor. Bir onu ispat etmesi gerekiyor. Bir de vakfiyeye göre bir hakkı olduğunu şey yapması gerekiyor. Vakfiyede kendini yer bulması gerekiyor. Çünkü en önemli şey belki vakfiye ve vakfiyedeki şartları da söylemek lazım. Yani bugün bu iki türden davaları, yani bizim mezun arkadaşlarımız yarın asli hukuk hakimi olduklarında önlerine şey gelecek, böyle galle fazlası davaları, tevliyet davaları ve bu tip davalar gelecek. Onun için bu konularla ilgili belki bir zihinsel hazırlık yok. Belki vakfiyeye bir miktar temas etmemiz şey olabilir. Oraya girebiliriz. Vakfiye nedir? Çünkü yani vakıfta en önemli belge vakfiye. Evet, vakfiye. Yani bir vakfın kurucu senedi. Bugün de öyle değil mi? İşte vakıf senedi. Ama bu önceki vakıf medeniyetinde şöyle anlaşılıyordu. Vakıfın şartı şari'nin şartı gibidir. Yani bir vakfedenin şartı şari'nin nas'ı gibidir. Yani kanun gibidir. Yani evet. Kitap sünnet gibidir. Yani kanun gibidir. Vakfedenin şartı, vakıf senedinde bugün de önemli. Bugün de öyle kolay göz ardı edilecek bir konu değil. Oradan geliyor bu kültür. Onun için bir vakfeden, vakıf diyoruz biz ona, vakfı kurarken bir vakfiye düzenliyor ki bunu hani bu Osmanlı'da söylediğimiz tescil hadisesinde onu tescil ettiriyor ve artık vakfın bir neyi olmuş oluyor? Bir tüzüğü olmuş oluyor, yani öyle diyelim, bir kurallar mevzu. Önce işte bir İslam kültüründe bu vardır, işte bir hamdele salvele ile girilir, ayetlerden, hadislerden, biraz önce söylediğimiz işte ayet ve o sadaka-i cariye bahsedilir ve vakfı kim kuruyor, ne ile kuruyor, niçin kuruyor, gayesi nedir, hangi mallarla kuruyor ve ne tür şartlarla kuruyor. Evet. Bunları alt alta, mesela bir A4 uzunluğunda vakfiyeler olduğu gibi böyle işte ya 2 metre uzunluğunda vakfiyeler var. Onlar önemli.
vakfiyelerde vakfeden şartlarını ortaya koyar. Der ki işte mütevellisi benim ya da mütevellisi falan. Mütevelli ben olabilir. Başkası da olabilir. Kendisi de olabilir. Hatta doktrine göre eğer zikretmemişse işte vakıf kurucusu mütevelli olarak kabul ediliyor. Ama çoğunlukla söylüyor işte vakıf şeyi benim. Peki mesela istibdal konusu vardır vakıflarda. Bir malının satılıp yerine başka bir şey alınması buna imkan veriyor mu vermiyor mu? Çünkü vakfın sürekliliğini sağlayan bir şeydir aslında. İstibdal sanki vakfı sona erdiren bir şey gibi görünüyor ama şartlarına uygun yapılırsa ki Osmanlı'da hem hakim izni hem de irade-i seniyye gerekiyordu. Bu özellikle vakfı gerek yok ama koyuyor. Diyor ki ben işte şu adama şu kadar para verilecek, şu hayra bunu verilecek, şunu çok detaylı vakfiyeler var. Bu detaylı vakfiyeler bir şekilde artık mütevelliler tarafından uygulanıyor. Onun için vakfiye konusu önemli bir konu. Yani mesela bütün bu dediğim 60'a yakın, 60 bine yakın vakfiyenin önemli sayıda vakfiyesi var. Bunların bir kısmı zeyl vesaire falan. Mesela şimdi Kanuni vakıflara ya da Fatih vakıflarına gittiğiniz zaman bir ilk vakfiye vardı. Sonra zeyl ya birçok da zeyller görebiliriz. Aslında vakfiye konusu da yani bir hayli önemli bir konu. Sayın hocam. Evet vakit hocam. Vakıf konusu. Evet. Yani aslında hani sorularımız çok ama süre olarak tabii ki çok da fazla dinleyenleri sıkmayalım. Yani dinlediler sağ olsunlar. Öğrencilerimiz de var sanırım. Sınav zamanı olmasına rağmen. Soru varsa belki soru alabiliriz diye yazmıştım ama pek de soru görünmüyor şu anda. Soru sormak isteyen varsa. Yoksa hocam son cümlelerinizi almak istiyorum. Bağlama cümleleri. Yani bu vakıf konusu hakikaten ben bir 4-5 senedir bu konuyla tanıştım. Ve bayağı bir okuma yaptım. Keşke daha önce tanışsaymışım diye düşündüğüm bir konu olmuştur hep. Önemli bir konu. Veballi de bir konu. Yani bizim kültürümüzde çok önemli yer işgal ediyor. Bu soruyu sormuyorlar mı hemen? Mesela işte burası vakıf arazi mi değil mi? İşte o noktada tıkanıyor ya insanlar. Evet. Mı, ne olur neticesi. Aslında hep bu sorulan soru. Hani günlük hayatta sürekli karşılaşılan bir soru. Yani siz son cümlenizi söylemeden aklıma o geldi. Onu bir aydınlığa kavuşturalım hocam. Vakıf. Ya, evet. Ya şimdi düşünsenize mesela işte Ali Himmet belki diyor ki İstanbul'da 230 bin gayrimenkul taşınmaz el değiştirdi. Şimdi vakıf konusu bu anlamda bu elden çıkarılmış olan vakıfları geri kazanmak için bir hani devletimizin, milletimizin parası çok olsa da bunları hakikaten geri kazandırsa, kendi amaçlarına uygun bunları dönüştürsek diye temenni ediyorum. Bunlar içerisinde belki vakıf konusunda hassas insanlar vardır, bağış yapabilirler. Hani böyle bir çalışma da başlatılabilir. Ama vakıf konusu günümüzde istifade edilebilecek bir konu. Ben özellikle bir makalede bunu yazmıştım. Günümüzde nasıl istifade edilebilir? Buna da biraz özellikle yeni vakıflar kurarak da mesela bugün işte Avrupa'da bizim belki kültürümüzle tam örtüşmüyor. Foundation'lar kuruluyor. Bir takım hizmetler yapıyor. Mesela nedir? Avarız vakıflarının anlamı neydi mahallelerde? Mahallenin tek başına yetişemediği işlere o avarız vakfı bir sandık oluşturuyor. O sandık vasıtasıyla herkesin ihtiyacını karşılıyor. Mesela bugün bir işte OSB'lerde yenilikçilik merkezleri kurmak. Yani herkesin müşterek olarak istifade edebileceği alanlar hangi meslek grubunda olursa olsun gerisinde bir vakıf kurarak vakıf amaçlarını gayret tespit ederek oluşturabiliriz. Bugün de bunlar yapılabilir. Yani mahalle müşterek bir takım ihtiyaçlarımızın sanayide olsun, işte tüccarlar arasında olsun, yine bir vakıflaşma yoluyla, bir takım eğitim kurumları, mesela bir takım kütüphaneler. Şimdi ya insanların, yani bugünlerde şeyi hissettik yani, bu işte internet ulaşımı, çocukların gelip çalışacakları falan ortamlar değil mi?
Yani çok güzel. İstanbul'da gerisinde vakıf olan kütüphane sayısı ya inanılmaz bir şey. Yani hakikaten İsmail Erunsal Bey bu konularda çalışma yapmış. Yani kütüphanelerin Osmanlı gerisinde hep vakıflar var. Hani mesela ben hep şunu düşünürüm. O dönemde vakıf eserler yani kütüphane, vakıf kütüphanelerde inanılmaz kitaplar var. Herkes giriyor orada onu okuyor. Vakıftan ödünç almak da mümkün. Bir şeye rehin bırakıyorsunuz falan. Yani böyle gidip de geri gelmeyen kitaplar da varmış tabii ki ama sonuçta bunların şeyi var. Yani bugün de günümüz kültürüyle uyumlu bir şekilde eski kültürümüzle, çünkü hepimizin içinde bir şey var, bir yani bir hissiyat var ve ona itibar gösteriyoruz, saygı duyuyoruz, biraz kutsalımız kabul ediyoruz. Dolayısıyla bunu biz hizmetimize motivasyon yapabiliriz diye, yeni şartlarda motivasyon yapabiliriz diye düşünüyorum. Son sözümüz de bu olsun Sayın Hocam. Evet, çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımızı kapatalım. Dinledikleri için herkese teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar efendim. Herkese hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum.